Adaptasyon sürecini çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum koçumuzla beraber. Yeni bir takımız, geçen seneden kalan az oyuncuyuz. Dediğim gibi ben de kaptan olarak elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızla buluşacağımız günü iple çekiyoruz. Tabii şimdi o iki sezon önceki şeyler artık çok şükür öyle bir durumumuz yok. Yeni koçumuzun gelmesiyle beraber çok ciddi bir şekilde toparlandığımızı düşünüyorum. Çünkü geçen sezon bildiğiniz gibi yeni koçumuzdan öncesi işte ben de sakattım. Playoff'a girememe durumumuz vardı. Ondan sonra yeni koçumuzun gelmesiyle birlikte çok ciddi bir galibiyet serisi yakaladık. Daha sonrası Anadolu Efes'i eleyebilecek duruma geldik. Son maçta yenildik, sakatlıklar oldu. Tabii ki onlar da son iki sezonu Euroleague şampiyonu. Bu sezon tabii başından sıkı tutmak lazım inşallah. Kolay da olmayacaktır çünkü geçen sezondan daha zor bir lig var ve de Anadolu Efes deplasmanıyla başlıyoruz. Kolay bir fikstürümüz yok. İnşallah orayı sağlıklı bir şekilde güzel geçersek önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra da tabii onunla beraber Şampiyonlar Ligi'nde de tek hedefimiz şampiyonluk. Ya tabii taraftarımız haklı çünkü en son EuroCup şampiyonluğundan sonra Avrupa'da gerçekten bir başarımız yok. İnşallah bu sezon o talihsizliği mi diyeyim ne diyeyim çok ciddi maçlar kaybettik işte. İnşallah orayı iyi geçip Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyon olmak istiyoruz. Zaten o yüzden kurulan bir takımız. Taraftarımız bizim için çok önemli. Avrupa'nın en büyük taraftarı biziz. Bu taraftarımızın da işin içine, zaten hep işin içindeler ama tabii ki de bazen bize kırılabiliyorlar mağlubiyetlerden sonra haklı olarak. İnşallah bizi hiç yalnız bırakmasınlar. Sağdaki 6. adamlarımız, bizim taraftarımız. Bütün Avrupa tekrardan bu sezon bizim ne kadar kuvvetli bir takım olduğumu, Galatasaray taraftarının Avrupa'nın en büyük taraftarı olduğunu tekrardan görecek inşallah. Bizim için bütçeler çok önemli değil. Yıllardır baktığınız zaman geçen sezon deplasmanda gittik, Fenerbahçe'yi yendik. Fenerbahçe'nin bütçesi bizim belki kaç 10 katımız. Ama bizim için yürek daha önemli olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de baktığınız zaman Fenerbahçe'nin, Anadolu Efes'in ve birkaç takımın daha bizden bütçe olarak ciddi fazlalığı var. Ama biz hiçbir zaman geri adım atmayız. Geçen sezonda koçumuz bize hep bunu aşıladı. En sonda baktığınız zaman kimsenin inan playoff dışındayken bir anda Anadolu Efes'i eleyebilecek duruma geldik. Dediğim gibi bizim için sahada bütçeler oynamıyor. Sahada oyuncular ve yürek oynuyor. En son zaten Fenerbahçe Bursa'da da bunu tekrardan gösterdik. İkimiz de iki takım da eksikti ama kazanmaya başardık. Tabii ki de kolay olmayacaktır ligde. Ama biz her maçımızı taraftarımız önünde ve deplasmanda kazanmak için çıkacağız. İnşallah da bunu başaracağız. Şampiyona geniş kadroda vardım. Daha sonrasında geniş kadrodan çıktım. Yani geniş kadroya da, normal ana kadroya dahil edilmedim. Tabii ki de ben yıllardır milli takıma gidiyorum. Çok şükür de Ay Yıldızı formamız bizim için her şeyden daha önemli. Ne zaman çağırsalar her zaman Allah'ın izniyle orada olacağız. Sağlıklı bir şekilde, sağlığımız el verdiği sürece. Bu şampiyonayı nasıl izledim? Şampiyona aslında baktığınız zaman bir grubumuz kolaydı. Ondan sonra çok fazla ben o detaylara girmeden en son Fransa ile olan maçı izledim. Eleyebilirdik Fransa'yı. Eleseydik de yolumuz çok açıktı. Çünkü Fransa daha sonrasında İtalya'ya aynı şekilde bizde oynadığı gibi. Ondan sonra da Polonya mı? Polonya galiba. Yani Ergin abinin dediği gibi finale kadar açık bir koridor vardı orada. Ama bunu değerlendiremedik. İnşallah bir dahaki şampiyonlarda işte ne zaman olursa bunu değerlendiririz. Bizim için kadroya girmişiz, girmemişiz. Hepimiz Türk'üz. Bu forma ne zaman bize verilirse de elimizden geldiğinin en fazlasını yapmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Oktay abinin zamanı, işte ondan sonra Ergin abi zamanındaki maçlar, Euro Cup maçları, bir sürü maçımız var burada, Fenerbahçe derbileri. Hoca zaten, bizim hocamız da zaten onlara alışık. Çünkü kendisi de yıllarca işte Panathinaikos, Yunanistan'da o maçları, onların taraftarlarının maçlarını da gördüğü için bu atmosferlere alışık. Zaten taraftarımız da kendisini çok seviyor. Zaten bir bütün olduk bir anda. O yüzden o CSK günlerine dönmek, biz geçen sene onu tekrardan yaşattığımızı düşünüyorum.
o günlere döndüğümüzü düşünüyorum. Tabii ki de Aptipek için atmosferi biraz daha farklı bir atmosfer. Ama inşallah bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak bunu tekrardan göstereceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.